Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bu hafta sizler için hemen hemen herkes tarafından kullanılan MACD indikatörünün detaylı anlatımını derledik. Derledik çünkü hem önceki videoda yer alan bir hatamızı düzeltmek hem de anlatımı çok daha fazla detaylandırmak istedik. Umarız faydalı bir çalışma çıkartmışızdır. Şimdiden keyifli seyirler dileriz. Hazırsanız konumuza başlayalım. Hareketli ortalamaların yakınsaması, ıraksaması, yaygın bilinen adıyla MACD, iki farklı üstel hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren ve alım satımlarda verdiği olumlu sonuçlar nedeniyle teknik analizlerde oldukça sık kullanılan bir indikatördür. MACD'yi bu kadar popüler yapan şey, üç farklı gösterge türünün birleşimi olmasıdır. Birincisi, hareketli ortalamaları kullanması sebebiyle trend göstergesi olması. İkincisi, bu hareketli ortalamaların ve hareketli ortalamaların bir EMA'sının değerleri arasındaki farkı alarak histogram çizmesi sebebiyle momentum göstergesi olması. Üçüncüsü ise hareketli ortalamaların kesişimlerini kullanarak alım-satım sinyalleri üretmesi sebebiyle sinyal göstergesi olmasıdır. 1979'da Gerald Apple MACD hattını geliştirdi. Daha sonra 1986'da Thomas Asprey histogram özelliğini Apple'ın MACD'sine ekledi. MACD indikatörünün çizdiği grafik görseldeki gibidir. 3 ana bileşen ve 1 yardımcı bileşenden oluşur. Bunlar MACD hattı, sinyal hattı, MACD histogramı ve sıfır çizgisidir. Peki bu bileşenler nedir ve nasıl hesaplanır? Aslında indikatör bizim için bütün hesaplamaları otomatik olarak yapmaktadır. Kullanırken herhangi bir formüle ihtiyaç duymayız. Ancak fikir sahibi olmak açısından nasıl hesaplandığını bilmekte fayda var. MACD hattı 12 periyotlu üstel hareketli ortalama değerinden 26 periyotlu üstel hareketli ortalama değeri çıkarılarak hesaplanır. Yani indikatör bu iki üstel hareketli ortalamanın farkını hesaplayarak MACD hattını çizer. Sinyal hattına tetik çizgisi de denir. MACD hattının 9 periyotlu üstel hareketli ortalaması alınarak hesaplanır. Yani indikatör MACD hattının üstel hareketli ortalamasını hesaplayarak sinyal hattını çizer. Başka bir deyişle sinyal hattı göstergenin göstergesidir. MACD histogramı fiyatlar değiştikçe MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki fark da sürekli değişecektir. MACD histogramı bu farkı alır ve kolayca okunabilir bir histograma çizer. İki çizgi arasındaki fark bir sıfır çizgisi etrafında salınır. Sıfır çizgisinin yukarısında kalan bölgeye pozitif bölge, aşağısında kalan bölgeye ise negatif bölge denir. MACD hattı sıfır çizgisinde ise kısa ve uzun periyotlu EMA, yani 12'lik EMA ile 26'lık EMA eşit değerdedir. MACD hattı pozitif bölgede ise kısa periyotlu EMA değeri uzun periyotlu EMA değerinden büyüktür. MACD hattı eğer negatif bölgede ise kısa periyotlu EMA değeri uzun periyotlu EMA değerinden küçüktür. İndikatörde değiştirilebilir bir takım ayarlar bulunmaktadır. MACD'de kullanılan 12, 26 ve 9 değerleri varsayılan girdi aralıklarıdır. Kullanıcı eğer isterse bu ayarlarda değişiklikler yapabilir. En sık kullanılan değerler kısa üstel hareketli ortalama için 12 periyot, uzun üstel hareketli ortalama için 26 periyottur. Bu iki değer MACD hattını oluşturur. En sık kullanılan sinyal hattı değeri ise 9 periyottur. Bu değer de sinyal hattını oluşturur. Kullanıcı eğer isterse bu ayarlarda değişiklikler yapabilir. Ancak backtest yapılmadan yapılacak değişiklikler hatalı sonuçlar alınmasına neden olacaktır. En altta yer alan kutucukların işaretlenmesi ise hesaplamalarda üstel hareketli ortalama değil de basit hareketli ortalama kullanılmasını sağlamaktadır. Peki MACD indikatörü en iyi sonuçları hangi grafik zaman diliminde veriyor? Ya da hangi girdi aralıkları daha iyi sonuçlar alınmasını sağlamaktadır? Euro-dolar paritesi, ons altın ve ons gümüşte indikatör en iyi sonuçları 3 saatlik grafikte, hisse senetlerinde ise 1 saatlik grafikte vermektedir. En iyi girdi aralığı ise varsayılan ayarlar değil, 7.22, 7.23 ve 7.24 hızlı ve yavaş uzunluk değerleridir.
Ayrıca konu hakkında daha önce yaptığımız backtest'e ilişkin yukarıda beliren öneri kartına tıklayarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki MACD bileşenleri nasıl yorumlanmalı? Alım-satım işlemlerinde nasıl kullanılmalıdır? MACD hattı ve sıfır çizgisi kesişimleri. MACD hattı sıfır çizgisini yukarı yönlü keserek yükselmeye devam ediyorsa, pozitif trendin güçlendiği, aşağı yönlü keserek alçalmaya devam ediyorsa negatif trendin güçlendiği şeklinde yorumlanabilir. MACD hattının pozitif veya negatif bölgelerindeki bu salınımı bize, ilgili finansal varlığın fiyat eğilimi, yani trendi hakkında bilgi verir. Ekranda MACD hattı ile sıfır çizgisi kesişimine ilişkin bir örnek yer almaktadır. Grafikte MACD hattı sıfır çizgisini aşağı yönlü keserek alçalmaya devam etmiştir. MACD hattına paralel olarak negatif trendin güçlendiği ve fiyatların da düştüğü görülmektedir. Fiyat hareketlerinin devamında ise MACD hattı sıfır çizgisini yukarı yönlü keserek yükselmeye devam etmiştir. MACD hattına paralel olarak pozitif trendin güçlendiği ve fiyatların da yükseldiği görülmektedir. Bununla birlikte MACD hattının sıfır çizgisini her geçişinde fiyatlarda yukarı veya aşağı yönlü trendin devam edeceği beklentisine girilmemeli, indikatörün her zaman hatalı sonuçlar verebileceği unutulmamalıdır. MACD hattı ve sinyal hattı kesişimleri. MACD tarafından üretilen en yaygın sinyal, MACD hattı ile sinyal hattının kesişimleridir. Boğa sinyal hattı kesişimi ve ayı sinyal hattı kesişimi olmak üzere ikiye ayrılır. Boğa sinyal hattı kesişimi, MACD hattının sinyal hattını negatif bölgede yukarı yönlü kesmesi güçlü al, pozitif bölgede yukarı yönlü kesmesi ise zayıf al sinyalidir. Ayı sinyal hattı kesişimi ise, MACD hattının sinyal hattını pozitif bölgede aşağı yönlü kesmesi güçlü sat, negatif bölgede aşağı yönlü kesmesi ise zayıf sat sinyalidir. Dilerseniz şimdi bu sinyallerle ilgili birer örnek inceleyelim. Ekranda yer alan örnekte MACD hattı sinyal hattını pozitif bölgede aşağı yönlü keserek güçlü sat sinyali vermiştir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatlarda güçlü bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Yine hareketin devamında MACD hattı sinyal hattını negatif bölgede yukarı yönlü keserek güçlü al sinyali vermiştir. Nitekim bu sinyalden sonra da fiyatlarda güçlü bir yükseliş yaşandığı görülmektedir. Ekranda yer alan bir başka örnekte MACD hattı sinyal hattını negatif bölgede aşağı yönlü keserek zayıf sat sinyali vermiştir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatlarda zayıf bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Yine hareketin devamında MACD hattı sinyal hattını pozitif bölgede yukarı yönlü keserek zayıf al sinyali vermiştir. Nitekim bu sinyalden sonra da fiyatlarda zayıf bir yükseliş yaşandığı görülmektedir. MACD indikatörü tarafından üretilen her sinyalin doğru sonuçlanacağı beklentisine girilmemeli, göstergenin her zaman hatalı sonuçlar verebileceği unutulmamalıdır. Örneğin, ekranda yer alan grafikte indikatör güçlü al sinyali vermesine rağmen fiyatlarda güçlü bir yükselişin yaşanmadığı ve konsolidasyon dönemine girildiği görülmektedir. Yine aynı şekilde hareketin devamında indikatör güçlü sat sinyali vermesine rağmen fiyatlarda güçlü bir düşüşün yaşanmadığı ve konsolidasyon dönemine girildiği görülmektedir. MACD'ye ait diğer en önemli ana bileşen ise histogramdır. MACD histogramı MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki farkı gösterir. Bu iki hat birbirinden uzaklaştıkça histogram o oranda yükselmekte, yaklaştıkça düşmektedir. Kesiştiğinde ise sıfır seviyesindedir. Pozitif bölgede MACD histogram boyunun uzamaya başlaması, alış yönlü momentumun arttığını gösterir. Yeniden kısalmaya başlaması ise artık kar satışlarının olduğunu ve momentumun zayıflamaya başladığını gösterir. Negatif bölgede MACD histogram boyunun uzamaya başlaması, satış yönlü momentumun arttığını gösterir. Yeniden kısalmaya başlaması ise artık alışların olduğunu ve momentumun zayıflamaya başladığını gösterir. Peki momentum histogramı kullanılarak nasıl stratejiler oluşturulabilir? MACD histogramını kullanarak birçok strateji oluşturabilirsiniz. Şimdi trend yönünde işlem açmak için bir örnek verelim. Ekranda iki farklı gösterge yer almaktadır. Birincisi 200 periyotluk basit hareketli ortalama,
İkincisi ise MACD. MACD'yi MACD hattı ve sinyal hattını kapatarak sadece momentum histogramını kullanmak istiyoruz. Fiyatların 200'lük ortalama üzerinde hareket ediyor olması yükselen trende işaret etmektedir. Öncelikle fiyatlarda yukarı yönlü ciddi bir atak sonrası yaşanan bir geri çekilme bekleyin. Daha sonra aşağı yönlü momentumun zayıfladığı bölgeyi tespit edin. Burası muhtemel alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Ancak bu yöntem bir miktar riski de beraberinde getirmektedir. Çünkü her zaman fiyatlar yukarı yönlü hareket etmek istemeyebilir. Daha ihtiyatlı yaklaşım tarzı ise yukarı yönlü momentum artışını beklemek olacaktır. Grafikte oluşan belirli bir direnç hattının artan momentumla birlikte yukarı yönlü kırılmasını beklemek alış için daha sağlıklı bir yöntemdir. Dilerseniz bu yöntemin aynısını ayı piyasasına girmiş varlıklar üzerinde de uygulayabilirsiniz. MACD indikatörünü fiyat hareketlerinde meydana gelen uyumsuzlukları tespit etmek maksadıyla da kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi uyumsuzluk, bir finansal varlığın fiyatının herhangi bir teknik indikatörle ters yönde hareket etmesidir. Fiyat ile indikatör arasında oluşan bu uyumsuzluklar, potansiyel dönüş noktalarının sinyalidir. Çünkü gösterge fiyatı onaylamamaktadır. Bu sebeple uyumsuzluklar, bir trendin zirvesine yakın satış yapma veya dibe yakın satın alma fırsatı sunabilmektedir. Uyumsuzluklar, düzenli uyumsuzluklar ve gizli uyumsuzluklar olmak üzere ikiye ayrılır. Yine onlar da boğa uyumsuzluğu ve ayı uyumsuzluğu olmak üzere kendi aralarında ikiye ayrılır. Boğa uyumsuzluklarına pozitif, ayı uyumsuzluklarına da negatif uyumsuzluk denilmektedir. Düzenli boğa uyumsuzluklarında fiyat dipleri düşerken indikatör dipleri yükselmekte, düzenli ayı uyumsuzluklarında fiyat tepeleri yükselirken indikatör tepeleri düşmektedir. Gizli boğa uyumsuzluklarında fiyat dipleri yükselirken indikatör dipleri düşmekte, gizli ayı uyumsuzluklarında fiyat tepeleri düşerken indikatör tepeleri yükselmektedir. Dilerseniz şimdi bu uyumsuzluklarla ilgili birer örnek inceleyelim. Ekranda fiyat hareketleri ile MACD hattı arasında düzenli boğa uyumsuzluğu oluşan bir örnek yer almaktadır. Fiyat hareketleri bir önceki seviyeye nazaran daha düşük bir dip yapmasına rağmen MACD hattı bir önceki seviyeye göre daha yüksek bir dip yapmıştır. Bu durum düzenli boğa uyumsuzluğu sinyalidir. Nitekim fiyatlar bu sinyalden sonra yükselmiştir. Ekranda fiyat hareketleri ile MACD hattı arasında bu kez gizli boğa uyumsuzluğu oluşan bir örnek yer almaktadır. Fiyat hareketleri bir önceki seviyeye nazaran daha yüksek bir dip yapmasına rağmen MACD hattı bir önceki seviyeye göre daha düşük bir dip yapmıştır. Bu durum gizli boğa uyumsuzluğu sinyalidir. Nitekim fiyatlar bu sinyalden sonra yükselmiştir. Dilerseniz şimdi ayı uyumsuzlukları ile ilgili örnekleri inceleyelim. Ekranda fiyat hareketleri ile MACD hattı arasında düzenli ayı uyumsuzluğu oluşan bir örnek yer almaktadır. Fiyat hareketleri bir önceki seviyeye nazaran daha yüksek tepeler yapmasına rağmen MACD hattı bir önceki seviyeye göre daha düşük tepeler yapmıştır. Bu durum düzenli ayı uyumsuzluğu sinyalidir. Nitekim fiyatlar bu sinyalden sonra düşmüştür. Ekranda fiyat hareketleri ile MACD hattı arasında bu kez gizli ayı uyumsuzluğu oluşan bir örnek yer almaktadır. Fiyat hareketleri bir önceki seviyeye nazaran daha düşük bir tepe yapmasına rağmen MACD hattı bir önceki seviyeye göre daha yüksek bir tepe yapmıştır. Bu durum gizli ayı uyumsuzluğu sinyalidir. Nitekim fiyatlar bu sinyalden sonra düşmüştür. MACD indikatöründe uyumsuzluklar genelde MACD hattı kullanılarak saptanmaya çalışılır. Ancak bazen fiyat hareketleri ile MACD histogramı arasında da uyumsuzluklar meydana gelebilir. Örneğin ekranda yer alan grafikte fiyatlar daha düşük dipler yaparak hareket etmesine karşın histogramın hemen hemen eşit seviyede dipler oluşturduğu görülmektedir. Bu durum düzenli boğa uyumsuzluğu sinyalidir. Nitekim fiyatlar bu sinyalden sonra yükselmiştir. Diğer uyumsuzluklara ilişkin örnekleri bu şekilde çoğaltmak mümkün. Ayrıca MACD'nin göstermiş olduğu uyumsuzluklar RSI kadar belirgin olmadığı için hata oranının daha yüksek olduğunu bilmekte fayda var. MACD indikatörünün diğer bir kullanım şekli ise MACD hattı üzerinde trend çizgisi çalışması yapılmasıdır. Tıpkı fiyat hareketleri üzerinde yapılan trend çalışmalarında olduğu gibi
MACD hattı üzerinde de trend çizgisi çalışması yapılabilir. Trend kırılımları al veya sat sinyali olarak değerlendirilse de hatalı sonuçlar alınma olasılığının yüksek olduğunu bilmekte fayda var. MACD, tıpkı diğer teknik göstergelerde olduğu gibi hiçbir zaman size net bir bilgi sunmaz. Yalnızca tamamlayıcı ayrıntılar sağlar. Bu sebeple indikatörler tarafından üretilen al-sat sinyallerinin diğer teknik metotlarla teyit edilmesi gerektiğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, bol kazançlar dileriz.